Mert Odu söz acil olarak gelmiş. Kırmızı alanda hemen şurada. Mert! Annem tamam sakin ol, bir şeyim yok. Hemşire hanım bakar mısın anneme? Tansiyon yok. İyiyim ben. Tansiyonu var. Söyle iyi misin? Bebeğin yeri kırılmış. Anneciğim iyiyim ne olur. Yapma lütfen. Uyandın mı delikanlı? Nasılsın? Teşekkürler doktor bey. Ben bu serumdan sonra çıkabilir miyim? Oğlum. Sabaha kadar seni müşahede altında tutacağız. Biraz gözlemleyelim bakalım. Doktor bey iyi ama değil mi? Bir şey yok yani. Yok yok bir şey yok merak etmeyin. Dediğim gibi sadece gözlem amaçlı. Kaskı ve montu sayesinde kolunda ve bacağında küçük serüklerle atlatmış. Çok şükür. Sen biraz dinle. Çok şükür. Tamam sabah çıkarsın. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim doktor bey. Ben sana dedim, kaç kere dedim, yorgunsun dedim, kullanma motoru dedim, demedin mi? Ay, çok şükür. Çok şükür. Oğlum komik olan ne? Ha? Telefonum çalıyor, oğlunuz kaza yaptı diyorlar, yanına geliyorum. Dalga mı geçiyorsun, niye gülüyorsun? Ha? Anne ben merak ettim İstanbul'da kaç tane taksi var diye. 20.000 taneymiş biliyor muydun? Ben o 20.000 taksi arasında gittim. İnci'nin abisinin taksisine bindim. Cüzdanımı düşürdüm. Sonra kendi kızımın doğum gününe gittim yanlışlıkla. Bu akşam da sadece motor kullanmak istemiştim. Sonra bir ara sokağa girdim. Kamyonla böyle kafa kafaya geldim. Düştüm gözlerimi bir açtım. Bu hastanede. Anne. Bu hastanede ikimizin de tanıdığı biri var. Kim? Doktor İnci Sağlam. Ben Cihan'ın nişanlı için geldim diye düşünüyordum ama ben... kızım için gelmişim. Kızım çağırmış beni. İyi olunca... İlk uçakla Amerika'ya dönüyorsun Mert. Niye? Çünkü iyi hissetmiyorum. İyi şeyler olmayacak. Belki olur. Belki iyi şeyler olur. Mert yapma oğlum. Ne olur yapma yanlış bir şey. Anne İnci bana o kadar öfkeli ki, bana o kadar kızgın ki. Benden nefret ediyor. Bak kendine söylüyorsun oğlum. Nefret ediyor diyorsun. Olmayacak bir şey için çabalamak bu. Kötü bir şey değil ki. Ne? Anne sevginin zıttı nefret değil ki. Kayıtsızlık. Eğer İnci beni gördüğünde ne haber nasılsın deseydi işte o zaman imkansız aşk olurdu. Ama öyle olmadı. Oğlum İnci evli. Evet. Kocasını tanıyor musun? Yo. Ben de tanımıyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. Başkasının çocuğuna babalık yapacak kadar o kadına aşıksa... onu bırakmamak için de elinden gelen her şeyi yapar o adam. Ne yapayım anne? Kaçıp gideyim yine? Bak... ben ömrümde bu hatayı bir kere yaptım. Bir de asla yapmayacağım. Ben İnci'yi istiyorum, ben kızımı istiyorum. Bu kadar. Şu
Şu an ben bunu konuşmak istemiyorum. Sonra konuşuruz. Anneciğim, sen gece kötü rüya mı gördün? Hı hı. Ne gördün peki, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ama korktum. Sonra babamı gördüm. Rüyanda mı? Hayır, uyanınca. Babamı görünce ağlamam kesildi. Ya, çünkü benim kızımı hiç kimse ağlatamaz. Kimse benim kızımı da üzemez, karımı da üzemez. Yoksa ben onların hepsini öldürürüm. Mustafa. Yani ham yaparım. Baba, annem dün Finokka'yı çöpe atmış. Aa. Ama anneciğim sen hiçbir şey içinde tutma, tamam mı? Direkt şikayet et beni. Aa, niye attın ki? Kızım durur musun? Öremiyorum saçını. Aa, anasının karnında durmadı. Vırt diye çıktı. Şimdi mi duracak zilli? Tülin Hanım, biz bir şey konuşmuştuk. Hani hatırlıyor musunuz? Ne konuştuk? İşte zilli dememe konusunda. Aa, tamam tamam. Sen bana zilli demedin. Ha. Tamam ha. Anneciğim, senin çantan hazır mı? Hayır. Kahvaltın bitti mi? Bitti. Hemen koş, çantanı hazırla, sonra doğru okula. Koş 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 koş. Kalk yavaş. Mustafa. Hı. Kaç kere söyledim, şu çocuğun aklına sokma şöyle şeyler, öldüreceğim falan. Marifet mi Allah aşkına? Ya öyle bir an boş bulundum, haklısın, pardon. Tamam, çantamı alayım ben. Hiçbir şey yemedin. Ha, yerim ben hastanede. Oh, bana zilli deme, sana onu deme, bunu yeme. İyice gemi azıya aldı bu kız. Sana ne anne, sana ne, sana ne, ha? Maddin olmayan şeylere karışmasan, bu konuda konuşmasan acaba? Ay, bu adamın içine de uyku böceği kaçtı resmen. Nihat! Nihat! Günaydın dedeciğim. Günaydın kızım. Ben de tam okula gidiyordum. Seni seni, al bakalım hadi ha. Allah bereket versin, benim poğaça yanaktı dede. Nerede bunlar ya? Ne bileyim. Hello. Ha. Seninle bir şey konuşacağım. Konuş. Ha, sonra konuşacağım. Ne zaman konuşacaksın? Sonra konuşacağım dedim ya. Konu? Bebek. Olur. Ay delisin ya, olmaz Elo ya. Şey için ya, şu tufanla Nazlı'nın çocuğu olmuyor ya. Onunla ilgili bir şey. Nazlı'yla konuşuyor musunuz? Günaydın. Günaydın. Anne uyuyakalmışım, hakkını helal et, olur mu? Böyle şey olur mu ya? İşte hazırladım, oturun yiyin hadi. Efe, oğlum hadi. Gel oğlum, gel. Ya anne ya, bugün okula gitmesem olur mu? Ya niyeymiş o ya? Midem ağrıyor. Ya bırak şimdi midem sürekli okula gitmemek için ya. Mazeret. Otur şuraya. Geç sen ha, uydurmuş şu. İyice geçer, hadi geç otur oğlum. Günaydın millet. Günaydın meleğim. Oy. Millet mi? Hayırdır, beraber mi bot bağladınız? Ben böyle millet deyince falan bir sopa yemedim kalıyordu. Oğlum çocuk ana paradır, torun faiz. Torunlar çok seviniyor. Kızım seviniriz. Hadi sen çayları koy. Hadi Nazan. He. Hadi Selva ya. He. Dede. Ne? Büyük babam vermedi mi? Verdi. Kaç lira verdi? 20 TL. 20 TL mi? Vay pinti vay. Vay cimri vay. Bak. Bu 20. Bu 30. Al da senin. Evet, geçer karnın ağrısı hemen. Allah bereket versin. Anneannem. Kurban oldum. Oh, hadi. Allah zihine çıktı versin. Aşkım, gel bir de burada. Oh. Hadi koş 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 koş. Yenge. İyi dersler bebeğim. Teşekkürler. Oh yarabbim. Buyurun Bal Prenses Hanım, hoş geldiniz. Teşekkürler yakışıklı. Yasteni yerim, gel. Anneciğim, çıkıyor bakalım. Neyi? Sen daha iyi biliyorsun neyi olduğunu. Anne ya. Anneye oflama hadi. Sökül. Of. Oflama anneye. Al. Hayda, gömüyor bak sen ya. Anneciğim, ben sana demedim mi dedenleri tırtıklamayacaksın diye? Nereden anladın? Anlarım ben, anneyim. Annelerin sihirli güçleri vardır.
Ayrıca da bu kumbaraya gidiyor sadece bayramdan bayrama. Bayramdan bayrama. Anne ya. Bu devirde çocuk olmak çok zor. Eyvahlar olsun. Devir mevir diyor ya. Sen önceki hayatında Hürrem Sultan mıydın kız? Vallahi yiyeceğim ben bunu ha. Anne. Anne. Annelerin gerçekten sihirli güçleri var mı? Var tabii. Anneannemin de mi? Çok anneannenin var. Şöyle bıraksam olur değil mi seni? Olur olur. Yani şimdi ne denir ki doktorlara? Ne diyeceğiz? Yani hayırlı işler de sen olmaz. Müşterin bol olsun o hiç olmuyor. Ne diyeceğiz biz size? Vallahi kolay gelsin diyebilirsin, o çok iyi olur çünkü. Yani... Hiç yoktan iyidir. Tamam o zaman. Kolay gelsin. Sağ ol, sana da. Bana da hayırlı işler olur. Hayırlı işler. Olur. Efendim anne. Bu Cihan niye açmıyor telefonlarını? Mesaj atıyorum, okuyor, cevap vermiyor. Anneciğim nereden bilebilirim? Ben bütün akşam yatmışım ya. Bak şurada taksi var, gel onu kaçırmayalım istersen. Tamam. Oğlum yavaş, daha yeni çıktık hastaneden. Gel, haydi. Açmıyor. Gel hadi. Sen git, ben geleceğim, tamam mı? O ne demek? Şu hastane polisine bir motoru ne yapmışlar onu soracağım. Tamam, ben de beklerim. Uzayabilir işim annem, sen git geleceğim. Oğlum nereden çıktı şimdi? Çengelköy'e, ben... tamam. Mert, çabuk gel. Bir şey daha diyeceğim. Dün gece bir şey oldu mu? Ne gibi, anlamadım. Hayır, Masal odanıza girdi zaten biliyorum ama yani onun öncesinde bir şey oldu mu? Ne diyorsun anne, anlamıyorum ya. Yahu fanfinifon oldu mu diye soruyorum oğlum. Tövbe ya Rabbim, la havle ve la kuvvete, tövbe tövbe. Anne delirdin iyice sen ha. Hah, olmadı yani. Güzel olmasın da zaten. Ya ben onu mu diyorum? Oldu mu yoksa? Yok, ben delireceğim. Vallahi ben delireceğim. Ya sana ne anne, sana ne? Sana ne? Oldu mu, olmadı mı? Ne ayıp şeyler bunlar ya. İnsan oğluyla böyle şeyleri konuşur mu? Kapat çeneni, telefonu. Şu konuyu kapat, her şeyi kapat ya. Kapat. Ben torun, morun istemiyorum. Annem kallem Masalı kucağıma oturttun. Ama ben ikinci bir şey daha istemiyorum. Hadi oldu mu, olmadı mı? Söyle, kapayacağım, hadi. Anne bak, trafikteyim. Kaza yapacağım. Bak kapat şu telefonu, kapat. Kapat ya. Allah! İnci! Ya İnci, bir durur musun İnci? Ya daha ne kadar kaçacaksın benden? Ha, daha ne kadar kaçacaksın benden? Yaşadığım sürece. Ayrıca kaçmak senin işin. Kaç defa söyleyeceksin daha bana bunu? Yaşadığım sürece. Bırak kolumu. Sen yine niye geldin buraya? Ne istiyorsun benden? Kaza geçirdim. Öyle mi? Öyle. Geçmiş olsun. Başka hastane yok muydu mesela benim olmadığım? Kader. Kader. Tufan'ın taksisine binmem gibi, benim kendi öz kızımın doğum gününe yanlışlıkla gelmem gibi kader. Kızın değil. Kızım. Değil. Kaç kere söyleyeceksin ya sen bunu daha? Yaşadığım sürece. İnci. Ya bırak kolumu. Sen ya beni zaten bıraktın. Bırak. Ya lütfen ya. Ya ne lütfeni ya? Ne lütfeni? Neden geldin sen buraya? Ya kızım çağırmış beni, kızım. Ben de bilmiyordum. Kızım çağırmış beni İnci. Ben onun için gelmişim. Onun için döndüm ben. Döndün. Evet. Bunca yıldan sonra mı?
Hı? Şimdiye kadar aklın neredeydi? Ne yapmalıyım ben şu an? Ne bekliyorsun benden? Seni çok özledim Mert diye kollarına mı sarılmalıyım? Boynuna mı atlamalıyım? Ne yapmalıyım? Ya kızımızı... Beni iyiliğiyle ezen bir adamın gölgesinde büyütmekten çok yoruldum. Mert mi demeliyim? Ne demeliyim? Ya ben çok istedim biliyor musun bana geri dönmeni? Çok istedim geri gelmeni. Çok istedim ben. Ben seni bekledim Mert. Bekledim. Bir o kadar da çok korktum. Hangisi daha ağır bastı bilmiyorum. Seni istemem mi? Bundan korkmam mı? Çok ağladım ben biliyor musun? Günlerce ağladım, aylarca ağladım. Ne olur dedim bana geri gelsin. Ne olur Allah'a bana geri dönsün dedim. Dönmedin. Sonra dedim ki ne kadar salaksın sen ya. Ne kadar aptalsın dedim. Bırakıp gitmiş işte seni. Sevmiyor, korktu, kaçtı dedim. Böyle bir adam için ağlanır mı? Önce kendime kızdım. Sonra sana kızdım. Bin kere beddua ettim ben senin arkandan. Bin kere beddua ettiysem 10.000 kere de tövbe ettim. Ben de anlatabilir miyim ne hissettiğimi? Hayır. Ya sen hiç mi merak etmiyorsun ben ne hissediyorum diye ya? Azıcık merak etmiyor musun bu adam ne hissediyor diye? Etmiyorum. Etmiyorum niye biliyor musun? Çünkü çok iyi biliyorum ne hissettiğini. Sen bizi istemiyorsun Mert. Sen bizi sevmiyorsun. Sen kızımla beni gördün. Bizi bırakıp gittiğin günler geldi aklına. O vicdanını rahatlatmak için buraya geri geldin sen. Bu yüzden gitmiyorsun. Günahlarının altında ezilmemek için. Sen bizi istemiyorsun ya, istemiyorsun. Eğer isteseydin bunca yıl, 7 yıl boyunca beklemezdin. Bizi tesadüflere mecbur bırakmazdın. Dönerdin bana geri dönerdin. Dönmedin sen. Biz çok iyiyiz. Bak vallahi kızımla ben çok iyiyim. Rahat olsun vicdanın ya. Mustafa bize çok iyi bakıyor. Prensesler gibi bakıyor hem de. Sen rahat ol. Düşünme bizi. Git. Git Amerika'ya geri dön. İkimiz için hatta hepimiz için en iyisi bu. Dön geri. Ne yapmalıyım dönmen için? Helal olsun. Hakkımı mı helal edeyim? Olsun. Seni sevdiğim her dakika için, her gün için hakkım helal olsun sana Mert. Git. Anladın mı? Yolun açık olsun. Git. Git Mert. Ya git artık. Git. Git ya git. Git. Yok. Yok 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 yok. Yok yok. Hayır, 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 hayır. Allah'ım sen bana yardım et yarabbim. Hayır İnce, hayır, hayır. Ya hayır. Kızım çağırmış beni, kızım. Ben de bilmiyordum. Kızım çağırmış beni İnce. Ben onun için gelmişim, onun için döndüm ben. Sen bizi istemiyorsun ya, istemiyorsun. Eğer isteseydin... Bunca yıl, 7 yıl boyunca beklemezdin. Bizi tesadüflere mecbur bırakmazdın. Dönerdin bana geri dönerdin. Dönmedin sen. Efendim? Mert oğlum, neredesin demekten gerçekten yoruldum. Geliyorum anne. Thank you.
Selo. Nasıl hemen için geçiyor ya? Abi geçmiş için. Sağ olasın. Dur. Bir şey konuşacağım dedin. Ha. Ya. Şu. Anne ben çıkıyorum. Tamam kızım. Ha. Nereye gidiyorsun kızım? Aşağıda pazar kurulmuş da baba. Oraya gideceğim. Dur dur. Al, dur. Al şunu, al şunu. Ver. Al, al şunu. Sağ ol baba. Kesene bereket. Ha. Hadi görüşürüz. Afiyet hadi. Olsun. Kolay gelsin. Sağ ol anne. Şu kızın halde içime oturuyor ya. Ne olmuş ya? Nesi var kızın? Yani böyle çamaşır, bulaşık, çarşı, pazar her işe koşturuyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum vallahi billahi. Ne güzel işte ya. Gelinden yana şanslıyız işte. Şanslıyız da öyle ondan değil o. Yani... Neden? Ayıbını kapıyor. Ne ayıp var, ne ayıp var kızın ya? Ya işte yıkıyor, ediyor, süpürüyor. Kendine bir meşgale veriyor ki... Hani özür diliyormuş gibi. Hani böyle eksiğini kapatıyormuş gibi. Çocuğu yok ya. He. Ya, ya o gençler de olur da Allah Allah. Ya tabii olur da işte. Bayağı da geçti. Ya Selo diyorum ki. He. Tüp bebek mi yapsalar? Tüp bebek ama laf aramızda kimseye deme de. İnci ile konuştum da geçen. Evet. Tüp bebek olabilir ama biraz pahalı. Nasıl tüpü? Nasıl oluyor? Tüp iğneyle oluyormuş. He, iğneyle. Ya işte senin aklın ermez işte. Öyle yeni gelişmiş. He. Yalnız dedi anne 100.000 lira dedi. Belki dedi daha fazla dedi. 100.000 lira mı? 100.000 lira. 100.000 lira ama daha da... Olsun. Ben şey yaparım, hallederim ben ya. Tüh. Şey yaparım ben. Oo, 100.000 lira. Nasıl halledeceksin seni? Ya... Allah Allah ya. Şey, ooo. Hep 100.000 hepsini mi veriyorsun? Hepsini mi? He? Hepsini. 100.000 belki de daha fazla dedi yani. 100, 150, 200 ne? Taksit. Taksit yapıyorlar mı? Taksiti ne bileyim Selo. Konuşsun ince yaptır o doktoru mu ya? He? Öyle hepsini nereden şey... Onun ama şey yaparım ben hallederim. Ben sıkmasın. Tüple müple olacaksa olacak. O zaman siz alın bu kataloğu evinizde inceleyin. Beğendiğiniz bir şey olsa biz buradayız. Peki, peki. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Niye geldin? Aa, bir hoş geldin de sonra sorarsın. Hoş geldin. Niye geldin? Ay kırılıyorum aman ya. Da aşk olsun. Öylesine geldim. Hayır kocamı bir iş yerinde ziyaret edeyim. Bir hayırlı işler diyeyim. Bir yardıma ihtiyacı var mı yani? Bir sıkıntısı var mı? Ben torun istemiyorum. Ha? Şöyle dökül bakalım. Sabah oğlan aradı zaten. Kafasını ütülemişsin. Ayıptır ya. Asıl bana ayıp, bana. Ben bu kızı istemiyorum diyorum. Bu kız eve girerse benim ölüm çıkar diyorum. Yine de yüzüme baka baka ne ya dedin? Kaç yıl geçti, kaç yıl geçti. Hala Ayşe... Ya bitir artık bunları. Ben İnce'yi istemiyorum da, etmiyorum da. İstemiyorum. Allah'ın bildiğini ben kullarından mı sakınacağım? Ya diyorsun, diyorsun da... Boş. Ya ben boşansınlar diyorum. Bu daha ikinci çocuk derdi. Tövbe yarabbim ya niye boşansınlar ya niye? Ya düşsene şu çocukların yakasından. Yahu ben doğruları konuşuyorum, doğruları soruyorum. Bu mu rahatsız etti acaba? Bak senin o eserektomunu İnci adam etti. Akıl hastanesine yatırmayı düşündüğümüz oğlun İnci sayesinde adam oldu. Ya evini biliyor, işini biliyor, evladını biliyor. Ne sayesinde? İnci'ye aşkı sayesinde. Hiç de bile, hiç alakası yok. Senin Seme oğlunu İnci adam etti. Bak konuşurma beni. Ya prenses gibi de bir torun verdi kucağına. Daha ne istiyorsun be kadın? Nihat'cığım. Buyurun efendim, buyurun hoş geldiniz. Buyurun efendim, lütfen buyurun, şöyle buyurun. Bakın bunlar şey, iki kişilik. Açtığın zaman böyle şahane yatak oluyor. Altında çek şeyi de var. Baba bey. Gel buraya gel gel. Dur dur ya olur mu arabayı temizleyeyim önce. Gel dur bir tane şimdi çakacağım bir tane ha. Emin misin? Gel şuraya. Hayır olsun ya benim karnım aç aslında bir çorba içeyim diyordum aç mısın sen? İyi olur ya hadi gel. Ha, iyi hadi gel. Şişt, bana bak. Ne oldu? Sabah ananla konuştuk biz. Ha ne konuştunuz? Neyi konuşacağız oğlum işte şu bebek meselesi. Tamam baba neyini konuştunuz? Ya anan diyor ki. Tüp yapsınlar. İşte bu tüp bebek yapsınlar. Ha onu diyor. He. Baba. Tüp iyidir. Tüp bebek yapın. Yok baba o iş öyle değil. Biz Nazan'la konuştuk, düşündük de. Hah bak işte aklın yolu birdir.
Düşündünüz madem. Çok para anne ya. Biliyorum, biliyorum. Çok para. Hem öyle garantisi falan da yokmuş yani. 3-5 defa deneyenler var ama sonuç inşallah maşallah. Yani bir de bu pahalılıkta. Tamam da yani şimdi sen de öyle enseyi hemen karartma. Daha tedavisini olmadan sonucu kötüye bağlıyorsun. İçini biraz ferah tut. Şey yap yani, oldu mu şimdi şu dediğin? Ya anne, içimi kararttığımdan değil de yani biliyorsun elde yok, avuçta yok. Yani taksi desen zaten sahibini zengin ediyor. Emekli maaşları da 3 kuruş. Biz de mecbur ne yapalım, kuruşu kuruşuna düşünüyoruz. Doğru dedin vallahi. Doğru. Net. Olsun. Sağ olasın. Afiyetle başşeker olsun. Ne yapacağım, eyvallah. Elinize sağlık. Yani işte baba dediğim gibi biz araştırdık bayağı, öyle az buz para istemiyorlar o iş için. İnternette de yazıyor zaten, her yerde var. Of! İçimi kararttın ya. Tamam oğlum, bir hal çaresine bakarız ya. Gün doğmadan neler doğar ya. Geçmiş olsun. Sağ ol güzel kızım. Tansiyonuna bakalım teyzeciğim. Bak bak. Gayet normal teyzeciğim tansiyonun. Hatta biraz düşük. O yüzden mi diğer hemşire arkadaşların bakmasını istemedi? Ha, yok, yok ondan değil. Siz dün de geldiniz galiba. Ben yanlış hatırlamıyorum değil mi? Hı, dün de geldim. Bir rahatsızlığınız mı var? Ne oldu? Bir dakika. Bu kim? Küçük oğlu. ODTÜ mezunu. İnşaat mühendisi. Hani o koca koca barajlar var ya işte onları yapıyor. Öyle mi? Maşallah, Allah bağışlasın. Sağ ol kızım. Eklesin mi seni? Beni. Seni. Yok teyzeciğim, niye ekliyor beni? Bir çay için be kızım. Ne kaybedersin? Biz seni çok sevdik. Sağ ol teyzeciğim ama ben evliyim. Bir de 7 yaşında kız çocuğum var. Ay, ne evlisi? Hani yüzüğün falan yok parmağında? Hijyen için takmıyorum. Aa. Ya. Bizim evden geçer mi? Geçer efendim. Ücretimi alayım. Bizden ne kadar? Yetişkin 2 öpücük, öğrenci 1 öpücük ama size 3 öpücük olur. Tamam. Buyurun efendim. Emniyet kemerimizi takalım. Tamam. Anneye sürpriz yapalım mı? Yapalım. Hadi bakalım. Oğlum. Bak ben gecenin 1 saati telefon aldım. Oğlunuz kaza yaptı dediler. Ben o an ne hissettim, nasıl bir haldeydim sen düşünebiliyor musun? Sonra ne oluyor? Ben hastaneye geliyorum. Oğlum beni bir taksiye bindiriyor. Resmen oradan kovuyor. Sonra gidiyor onunla konuşmaya. Anne sana zor olacak diyorum zaten ama bana destek olman lazım senin. Sen delirdin herhalde. Ben sana nasıl destek olacağım? Oğlum bak Mert, bazı şeyleri kabul et. Bazı şeyleri geri döndüremezsin. Geri çeviremezsin. Yapmam lazım. Yapacağım. Öyle mi? Çok geç kaldın. Ya. Ne yapacaksın? Kızın yuvasını mı dağıtacaksın? Bak Mert oğlum, kız kendine bir hayat kurmuş. Öyle ya da böyle gayet mutlu da gözüküyor. Yanında kızı, kocası, gayet mutlu bir hayatı var, doktor olmuş. Öyle hayatını kurmuş, devam ediyor. Sen ne yapacaksın oğlum? Gidip o yuvayı mı yıkacaksın? Niye? Çünkü Mert Bey çok pişman. Evet pişmanım. Pişmanım anne. Burada geri dönülemez dediğin şeyi döndürmeye çalışıyorum ya tek başıma. Babandan nefret ediyorsun değil mi? Ya. Babandan nefret ediyorsun değil mi dedim. Evet.
Onun egoistliği, bencilliği, kibri seni çok rahatsız ediyor değil mi? Ha, ne alakası var? Evet. Hep böyle olur oğlum. Erkek çocuk ne kadar nefret etse de günün sonunda babasına benzer. Boşanmamıza rağmen bunu kabullenmeyip her gün benim kapıma dayanan, ille benim dediğim olacak diyen babandan ne farkın var senin? Hadi bakalım kızım. Annem. Can kızım benim. Anne, bugün öğretmen sınıfa bir soru sordu. Hı. Sadece ben bildim. Aferin benim kızıma. Ne sordu? Camı kim kırdı dedi. Ben kırdım dedim. Eyvah ya, ben sana diyorum, bu kız çok fena geliyor ya, aşırı fena geliyor. Bizim profesyonel bir yardım almamız gerekecek. Güreşe mi versek biz bunu acaba? Şişt, söyleyelim mi? Söyleyelim. Ne oluyor burada acaba, öğrenebilir miyim? Sürpriz. Şimdi sen akşam nöbetçisin ya. Evet. Akşam yemeğini birlikte yiyemeyeceğiz. Evet anneciğim, maalesef ama buna alışmanız lazım çünkü bu aralar nöbetim çok fazla. Tamam o zaman, sen gözlerini kapat bakalım. Ne? Gözünü kapat. Anne hadi ya, bir oyun oynayacağız. Mustafa bak, gerçekten hem çok yoğunum hem çok yorgunum. Zaten gece de yoğun geçecek. Hadi siz gidin. Masal, anne bizi üzüyor. Ne yapacağız biz şimdi? Madem bizi istemiyorsun, biz de gideriz değil mi babiş? Peki o zaman gidelim kızım, gel. Masal. Masal, Mustafa bak böyle ikiniz bir olup bana karşı çıkmayın ya. Madem sen bizi sevmiyorsun, bizi üzüyorsun. Biz de gideriz, bir daha da asla gelmeyiz. Ne yani, ben sizi üzersem bir daha göremez miyim? Hem de hiç. Gideceğiz baba kız olarak ve asla geri gelmeyeceğiz, asla. 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 Yürü kızım. Masal! Gitmeyin. Şakaydı. Kız, biraz abarttık mı biz ya? Evet. İnci, ya şey, şaka yapmak istemiştik biz sadece. Yani... Olur mu öyle şey ya? Seni bırakır mıyız ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ayrıca sen bizi üzmezsin ki. Ne kızımı üzersin ne de beni üzersin. Biz hani öyle akşam yemeği yiyemiyoruz. Şurada piknik falan yaparız diye yani. Canım benim. Anne çok yorulmuş ve birazcık da sinirleri bozulmuş. Ama biz onun her zaman yanındayız değil mi? Evet doğru. Ve annenin rahatı için, mutluluğu için elimizden gelen her şeyi yaparız değil mi? Tabii babacığım. Çünkü o bizim için çalışıyor, yoruluyor. Her ne yapıyorsa bizim için yapıyor öyle değil mi? Evet. kazandık mı? Küsmüş. Çocuk muyuz oğlum? Biz niye küselim? Yani ne bileyim, belki küsmüşüzdür dedim. Anne yapma, ne olur ya. Ben bir şey yapmıyorum ki. Sen böyle davranarak sadece kendi hayatını mahvetmiyorsun. İnci'nin hayatı, kocasının hayatı. Ya en önemlisi de küçücük bir kız çocuğunun hayatını... Masal. Adı Masal. Peki oğlum. Masal'ın hayatını mahvediyorsun. Kendimi affettireceğim diye kaç hayatı darmadağın edeceksin Mert? Ha? Kaç hayatı harcayacaksın? Oğlum,
Bak orada bir yuva var. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Bak Amerika'ya dönmek istiyorsan dön, tamam? Burada kalacaksan kal, ona da tamam. Dönmeyeceğim Amerika'ya anne. Bunu ilk söylediğinde ne kadar mutlu oldum hatırlıyor musun? Havalara uçtum, oğlum benim için kalıyor. Kardeşini çok özlemiş diye. Ama benim oğlum İnci'yi görmüş meğer. Hayır anne, ben Gizem'i gördüğümde karar vermiştim zaten. Oğlum, beni de kandırma, kendini de kandırma. Cihan için mi kalıyorsun? İyi, sevindim. O zaman Gizem'le ilgili bir şeyler yap. Gizem, kim oluyor da senin babana laf taşıyor? Ha? Gizem'le babanın arasında nasıl bir hukuk var oğlum? Ya o konu beni de tırmalıyor biraz. İyi. O zaman lafta kalmasın, gerçekten bir şeyler yap. Bak saat kaç oldu, kardeşin hala evde değil. Gece evde kalmamış, hastanede kaç kere aradım açmadı. Mesaj attım cevap vermedi. Oğlum birbirinizden haberiniz bile yok. Bir tane tamam, ben konuşacağım onunla. Sen merak etme. Ver bakalım. Aferin benim kızıma. Kurt gibi acıktık mı bakayım? Evet. Ver patatesler. Al bakalım hamburgerini. Ben anne. Geldim. Bakın 10 dakikam var. Sadece 10 dakikalığına nöbeti devredebildim. Hemen yiyip gidelim. Çok işim var çünkü. Tamam. Vallahi siz baba kız olarak bana her istediğinizi yaptırıyorsunuz ya. Helal olsun. Bizi tanı İnci Hanım. Bizi tanıyacaksın. Anladın mı? Yani biraz korkutmuş olabiliriz tabii ama kusura bakma. Fast food mu yiyeceğiz? Ya anne, bir sefercikten ne olacak ya? Değil mi baba? Evet, tabii canım, bir sefercik ya. Ya bu garibim var ya, çok uzun zamandır zaten sağlıklı besleniyor. Nereden baksan bir ay olmuştur. Ne ayı baba? Beş ay olmuştur. Sen ne diyorsun ya? Bir senedir yemedin sen fast food. Ay canım abartmayın siz de. 15-20 gün falan oldu. Ama tamam. Bir seferlik. Patatesini alabilir miyim? Baba. Canım. Marulumu verirsen sana turşumu verebilirim. Ekstradan da bir öpücük alırım. Tamam. Her şey her yerde. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Şu düğü, ha bu da yek. Artistik yapma, oyununu oyna. Alırım anahtarını. Oğlum, bunlar ne? Şu yastık, şu da çarşaf anne. Bu çeş, bu da cığar. Ha. Ayrı mı yatıyorsunuz siz yoksa? Anne, acaba seni ne ilgilendirir? Biz birlikte mi yatıyoruz, ayrı mı yatıyoruz? Sana ne ya? Evet, bazen ayrı. Sebep? Almıyor mu seni koynuna? Ya senin bir durun, bir ayıbın, bir sınırın yok mu ya? Ne biçim soru bu? Sen sabahta o münasebetiniz olmasın diyordun. Nasıl yani? Sen insanların mahremine de mi karışıyorsun? İyice delirdin ha. Ayrı yatıyorsunuz değil mi? Evet anne. Bazen ayrı yatıyoruz. Allah Allah. İnci çok üşüyor. Öyle yastık, yorgan, çarşaf ne buluyorsa sarınıyor. Beni de sıcak basıyor. Bunalıyorum. Terlememek için çek yatta işte pikeyle mikeyle falan.
Aldın cevabını. Oyun oğlum. Hadi, hadi. Ha, bak soğuk kızıyordum. Al sana ispatı. Buz gibi. Donuyor kız, donuyor. Soğuk ne vale. Bizim oğlan da yanıyor. Alev alev. Kime çektin oğlum sen? Herhalde benim bizim sülaleye çektin kesin. Çünkü ateşin sönmüyor. Bak babana. Ateşi söneli yıllar oldu. Dumanı bile çıkmıyor. Zar mı tutuyorsun lan sen? Yok baba. Oyun o zaman hadi. Sıra bende mi? Şeşmiş oyna işte. Oh, al bakalım. Bu ne vermişsiniz yine eline telefonu? Kamburun çıktı, al gözüm bakalım. Bozuldu. Hala oğlum, telefona bakıyormuşsun. Oğlum az oyna, az oyna. Bırak artık, tamam mı? Al kızın ellerini. Evet, ellerini. Al bunu da sen al. Oğlum ver daha. Hayırdır? Ya ne? Öyle bakışmalar bir şeyler ne oluyor? Hayır tabii yüzbaşım ya. Bizde şer olur mu ya? Hep hayır. Hayır hayır. Sen niye sırıtıyorsun? Boş babamda. Ne oluyor Selo? Yüzbaşım ben diyorum ki... Eyvah yüzbaşım ben şimdi diyorum ki diye başlıyorsa cümleye büyük bir şey geliyor demektir. Bismillahirrahmanirrahim. Yok işte. Ben diyorum ki lokanta açalım mı? Hah. Ne? Açtık zaten. Yani açık. Yani açık olduğu için tekrar açmaya gerek yok. yeteri kadar açık söyledim mi? Bence netti. Heh. Vallahi baba ben hiçbir şey anlamadım ya. Ben anladım kızım, anladım ya Selo. Kurban olayım, bizim lokantacılıkla ne işimiz olur? Ne anlarız biz lokantacılıktan? Ne olur yapma. Ya anlamayacak ne var ki? Ne var ki anlamayacak? Allah Allah. Senin elin lezzetli. Nazlı'nın lezzetli. Ben... kasada duracağım. Bu pakete bakacak. Baba ben? Bulaşıkçı. Ben? Sen de tatlılar yapacaksın. Aile şirketi. Ya biz kendi lokantamız. Yüzbaşının yeri. Güzel olmaz mı? Ya tamam Selo güzel olur da masası, sandalyesi, tenceresi, tavası biz hangi parayla nasıl halledeceğiz o işleri? Her şey hazır diyorum ya. Ceketini al gir içeri. Tamam işte ceketimizi alacağız, gireceğiz. Ceketimizi bırakacağız, çıkacağız. Bu. Ya anne bizim bir masrafımız yok ki devret alacağız ya. Bu bizim durağın orada bir ev emekçisi var ya. Heh. Adam devrediyormuş, bizi de tanıyor. Tamam işte oğlum. Adam para kazanmıyor ki devrediyor. Para kazansa niye devretsin? İki tane salak bulsam da kakalasam demiş. Hop siz düşmüşsünüz dükkana. Nereden biliyorsun? Belki biz başarılı olacağız. Sen çok güzel yemekler yapıyorsun. 5 değil 30 kişilik yapacaksın. Bir tikti tamam bu kadar. Bir tikti o kadar. Anne bence de yapabiliriz ya. Ya çek. İşte bu kadar. Bari ya. Nazan sen de yani. Aa, çekirdek mi çıktı? Çekirdek. Bakayım. Masal, ekelim mi bunu bahçeye? Ekelim. Masalın portakal ağacı olsun. Olur. Ay Selo ya ne yapıyorsun ya? Ne? Ya İstanbul'da portakal ağacı mı çıkar Allah aşkına ya? O İzmir'de, Mersin'de, Alanya'da, Antalya oralarda çıkar. Gecenin körü gömeceğiz ya. Çekirdek nereden bilecek? Ben Mersin'de miyim, İstanbul'da mıyım? Nereden bilecek? Allah Allah. Ya olur mu? Selo buranın havasının ısısı oraya göre değil. O güney. Olur olur. Bak. Biz ona iyi bakarsak, üzerine titrersek, umut edersek her şey olur. Lokantamız da olur. Masalın portakal ağacı da olur. Torunumuz da olur. Aç 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 aç. Hiç aç içine. Tamam. Koy bakalım şimdi çekirdeğini. Koy 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 koy. Hadi kapatalım üstünde. Kapat 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 kapat. Aman. Dur dur dur. İyice dolduralım toprakla. Evet. Ver şimdi can suyunu. Heh. Dök bakalım yavaş yavaş. Heh. Aferin sana. Dök dök biraz daha dök. Dök 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 dök. Hepsi bitsin. Heh. Aferin.
şuraya da şöyle bunu koyalım mı şunu da? Tamam. He, burası da böyle olsun. Tamam, oldu işte. Çok güzel oldu. Geldi. Neredesin oğlum sen? Ha? Abi geldim, ne oldu ya? Kafan mı güzel senin? Azıcık. Çok az ama şu kadar falan ya. Nerede kaldın gece Cihan? Evet şey abi, o değil de senin motorun nerede, kapının önünde yoktu. Oğlum abin kaza yaptı. Bütün gece hastanedeydik. Arıyorum açmıyorsun. Mesaj atıyorum okuyup dönmüyorsun. Neredesin sen? Geçmiş olsun abi. Ama iyisin yani, bir şey yok gibi değil mi? Ha? Anne ne, tamam kapının önünde mi konuşacağız ya? Hayır, öyleyse iki tane sandalye kapı geçiyorum ben. Cihan bana bak. Git yukarıya elini yüzünü yıka, konuşacağız. Sen de bize Sadık abi yap anne. Hadi. Abi ne oldu? Ha? Kahve yap, elini yıka, konuşacağız falan. Bunlar çok tanıdık cümleler. Ha? Sanki başka birinin ağzından duyuyorduk ama. Cihan. Neyse. Ben elimi yıkayayım en iyisi. Dayak mayak yemeyelim de. Mert, sakin tamam mı çocuğum? Anneciğim bir şey yok. Konuş dedin, konuşacağız. Sen bize kahve yap, tamam? Ay yok, yukarıdayım ben. Uyumayacağım. Bir şeye ihtiyacın olursa ara beni, tamam? Tamam, hadi bay bay. Anne, benim portakal ağacım var. Ne? Ya bunlar Selahattin babamla birlikte bahçeye portakal ekmişler. Onu diyor. Aferin benim kızıma. Hı, aferin benim kızıma. Hadi bakalım şimdi. Anneye de iyi geceler de. İyi geceler anneciğim. İyi geceler canım kızım. Sen iyi misin? İyiyim. Bir tanem sen şimdi yum gözlerini. Ben hemen geliyorum, tamam? Hemen gel ama. Tamam balım. Anneyle bir konuşayım, geliyorum, tamam? Yani... Ne bileyim, bir sıkıntın var gibi. Yok Mustafa, bir sıkıntım ne olabilir ki? Yani yorgunum biraz, işte mesai üstü nöbet falan. Yok yok, ben de anlarım, var bir sıkıntım, başka bir şey var. Vallahi yok diyorum ya, ne olacak? Ne bileyim canım benim, yani onu da sen söyleyeceksin. Hatta ben zaten özellikle hani masalı da alıp geliyorum, orada boy gösteriyoruz yani. Yo, ne gerek var böyle bir şeye? Hiç gerek yok. Ya tabii ki de gerek yok. Da ne bileyim, öyle hadsizce yaklaşmaya çalışan biri olursa falan canın sıkılmasın. De hastane orası. Giren çıkan da belli değil. Tedirgin olma diye yani, yoksa tabii ki de başka bir şey yok. Böyle bir şey olursa ben ağızlarının payını veririm. Sen hiç merak etme. Ya tabii ki de verirsin. Ben zaten bunu en iyi kendimden bilirim. Ben öyle bir durumda senin karşındakini acırım önce. Ah, prenses alarmı. İyi, tamam. O zaman kolay gelsin sana. Uyuttuktan sonra geleyim mi masalı? Termosta kahve de getiririm. Yok. Burada var kahve, çeşit çeşit var hem de. Mustafa ne olur yapma böyle. Tamam ya. Kızma yani. Her zaman gibi teklifte bulundum. Tamam. Kolay gelsin o zaman sana. İyi geceler. Sağ ol. Ne diyorsun? Bilmem. Bilmiyorum. Kızım işte ya Aylin Hanım'ın dediği gibi... İngiltere'ye gideceksin. Orada doğuracaksın. Sonra da... çocuğu vereceksin. Ya da deli Mustafa ile evleneceksin. Ya kendine ya bebeğe kıyacaksın.
ailesi çoktan Mert'i Amerika'ya yollamış bile. Ne güzel ya. Çocuklarını çekip kurtardılar. Acısını, günahını, kahrını bize bıraktılar. Ne diyeyim? Allah'larından bulsunlar. Ben Mustafa'ya evet diyeyim mi anne? Bak, kızımın günahına girmeyeyim. Hem seviyor Mustafa beni. Görüyorum. Seviyor yani. Kızım sevgisi şiddetli olanın öfkesi de şiddetli olur. Mustafa'nın gözü göz değil ya. Ya bir deli deli hareketleri var. Ben korkuyorum Mustafa'dan. Yani sana bir şey yapacak diye korkuyorum. Bana bir şey yapmaz. Bana bakarken işi titriyor, görüyorum. İyi misin şimdi? Az önce de iyiydim. Hatta daha iyi. Neredeydin gece? Gizem'de mi kaldın? Evet, neden? Oğlum ben sana başından beri demiyor muyum bu kızda bir şey var diye? Ha? En basitinden neden babanla tanışıyor bu kız? Neden bu kadar içimizde? Neden bu kadar içimizde? Evlenmek istediğim için olabilir mi anne? Hatta daha fazla içimizde olması gerekmez mi? Bir saniye, bir saniye. Biz evlilik lafını ortadan kaldırmadık mı sende? Konuştuk oğlum bunları. Ya sen bir şeyler söyledin abi o kadar. Cihan, tuhaf değil mi yavrum? Ha? Neden kafasına göre babanla tanışıyor? Ne bu hadsizlik? Eğer birisi ailesiyle tanıştıracaksa o sen olmalısın, öyle değil mi? Ya gece gece bunları mı konuşacağız anne? Gece gece konuşma, kapıda konuşma. Ne zaman konuşacağız oğlum seninle? Randevu mu alacağız lan? Mert. Ne oldu abi? Yıllardır ortada yoksun, şimdi geldin, bir şeyler, bir havalar. Babam haklı vallahi, öyle ayda yılda bir telefon açıp alo demeyle olmuyor bazı şeyler. Hayırdır, babacım oldun şimdi? Babaya mı hak veriyorsun? Ya her neyse, tamam ya. Amma kafa açtınız. Azıcık güldüm, eğlendim. Saçma sapan bir gerginlik evde. Hani evde gerginliği yapan babamdı? Demek ki o değilmiş galiba. Buraya gel, konuşuyoruz. Cihan buraya gel oğlum. Nereye gidiyorsun? Terbiyesiz. Mert tamam. Sabah olsun, kendine gelsin, öyle konuşuruz. Hadi geç. Allah Allah ya. Ay. Çok güzel olacak ha. Ne? Ne mi? Ha tamam canım, yarın gider bir bakarız neymiş, ne değilmiş, nasıl bir yer. He, bakarız değil mi? Bakarız. Kredi de alırız, esnaf kredisi. Yarısını dükkan için kullanırız, yarısından tüp bebek. Ha, sen o yüzden. Ne? Ya yani çocukların boynu bükük kalmasın be. Biz elimizden geleni yapalım, gerisi Allah kerim. Heh. Ah be Selam, sen ne zaman çocuklarımın boynunu bükük bıraktın ki? Hadi bırakmam ya, bırakır mıyım? Hiç. Ya düşünsene ya, kendi mekanımız olacak. Ya kendi işimizin patronu olacağız. Vallahi çok güzel olur. Çok güzel olur da. Ya Selam, biz anlamayız ki öyle şeylerden. Yani öyle esnaflık, tüccarlık, ticaret, micaret. Biz maaşla çalışmaya alışmış insanlarız. Yani kafamız basmaz öyle aldın verdin şeyler. Aman yüzbaşım be. Millet anasının karnından esnaf olarak bu dünyaya geliyor. Doğru. Ha? Düşe kalka öğreniyorlar. Biz de öğreneceğiz. Ya tamam, düşe kalka öğreniriz de. Ya işte ben de bundan endişe ediyorum ya. Hani düşe kalka öğreniriz ama ya düştükten sonra kalkacak dermanımız, mecalimiz kalmazsa ne olacak Selam? Sen o sihirli cümleyi söyleyince her şey yerli olur. Neyi? Söyle söyle. Korkma, ben yanındayım. Ya korkma, ben yanındayım diyen biri varsa sırtın yere gelmez. Tamam hadi ya. Gelmez. Hadi. Ağzımın içine de girmek istedim. Tamam.
Bebeği ne yapacağız? Ha, yarın ben İnci'ye gider şey yaparım. Kaç para ben işten bebekten alırsın? Bahsetmiyorum. Ya, Selim. Selim şey bebeğim benim. Bebeğim. Selim, ya, Selim ben... ya torun torba ben... sahibi adam ya, dedesin ne dedi. Ayıp. Şu çocuk çok ayıp ya. Çocukları yatır hadi. Patron oldum ben Artur. Patron oldum şu halimize bak ya. Kapat ışığı yatıyor hadi. Uyuyamıyorum. Ayıp ya. Ne diyorsun yüzbaşım? Güzel olmaz mı? Yüzbaşının yeri. Tıkma. Burası olmaz. Olur be anneciğim. Mis gibi yer işte. Ne olacak? Sen ne diyorsun Nazan? Yani anne tabii ki sen daha iyisini bilirsin de. Bence olur gibi. Olur ya. Kaç para istiyor? Orası kolay dedi. Oo, orası kolay dediyse yok olmaz bu iş. Kazıktır. Allah Allah nereden biliyorsun hani böyle bir kaide mi var? Oğlum böyle bir kaide var. Ömrüm benim çarşıda pazarda geçti. Eğer bir şeyin üstünde fiyatı yazmıyorsa o pahalı demektir, kazıktır. Oo Selahattin abi. Ne öyle? Uzatın uzatın bakın yabancı gibi. Evet gel gel. Yenge hoş geldin. Hadi ya buyur içeri. Dükkansın. Gel gel. Ya dükkan size. Daha değil. Daha ben, hiçbir şey konuşmadı geçmedi. Geç gel arkadaşlarız. Geç oğlum geç 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 geç. Bismillah. Gel gel içi geniş be. Günaydın. Günaydın. Seninki uyandı mı? Yok. Az önce baktım oraları uyuyor hala. Mert çok üstüne gitme tamam mı oğlum? Sen de bir anda parlıyorsun. Ortalık daha da kızışıyor. Sakin ol tamam. Biliyorsun Cihan çok sert bir ergenlik geçirdi. Anne ergenliği mi kalmış çocuk? Kaç yaşına gelmiş? Evleneceğim diyor. Sen hala ergenlik diyorsun. Tamam işte o yüzden diyorum. O daha çocuk. Evlenmeyi evcilik oynamak zannediyor. Allah Allah. Hadi sen buna yardım et. Al bakayım. Hadi yavaş yavaş götür bunu işin. Bununla işim var. Al. Ver. Uyandım uyandım aşkım. Yani önümüzdeki 3-5 gün içinde uyanabilirsem. Keşke ben de yanında olsaydım. Olacaksın hayatım. Yani. Annem beni öldürmezse tabii. Ya takılma sen onunla boş ver. Sevgili kayınvalideciğim nasıllar? Abim kaza yapmış. Ne? Ne kazası ya? Nasıl yani? Nerede şimdi? Hastanede mi? İyi mi? Sakin sakin. Bir şey yok. Motorla birlikte uçmuş hastaneye gitmişler. Sabahlamışlar orada. Ama gayet iyi. Ha, iyi ya. Çok geçmiş olsun. Ben geliyorum o zaman hemen. Gel gel kahvaltı yaparız. Annen gerçi kovar beni yine ama. Ya yok canım. O gün gergindi o yüzden öyle oldu. Yani Cihan seni o kadar çok seviyorum ki... ...o lafları bana başkası söylese anında cevabını alır da... ...annen diye bir şeydir. Aşkım tamam ya alışacak. Görmezden gel. Ve de çabuk gel tamam. Tamam aşkım. Şimdi ne konuştuysanız... Bir kelimesini bile atlamadan tek tek anlat bana. Tamam. Ama önce sana bir şey soracağım. Sen de bana dürüst cevap vereceksin. Sor. Sence ben çekici bir kadın mıyım? Cihan seni çekici buluyor ya. Ay hayır ya çocuklardan bahsetmiyorum. Yetişkinler için soruyorum. Aman tamam bir şey yokmuş. Mert kaza yapmış. Hastaneye gitmişler falan ama evdelermiş. Bir de beni kahvaltıya bekliyorlar. Hadi gidelim. O kadar akıllı, o kadar tatlı bir kız ki yani. Telefonda sesini duyduğumda bile... Ya bir şey hissettim öyle. Sana tarif etmem mümkün değil. Mert ne olur yanlış bir şey yapma oğlum. Bak o çocuğa da yazık. O adamı babası diye biliyor. Mustafa'ymış adı. Oğlum adının ne önemi var? Hayır ne yapacaksın ben anlamadım ki. Gidip aslında senin baban benim mi diyeceksin? Kız ne diyecek? Hoş geldin babamı diyecek.
Lütfen ya, saçmalıyorsun. Sen küçücük bir kızın dünyasını başına yıkamazsın. Bir tanem, zaten ben kolay olacak demiyorum ki sana. Kolay olmayacak zaten, zor olacak. Zamanla olacak belki ama olacak. Bak, Masal benim kızım, İnci de benim kızımın annesi. Hiçbir şey bu gerçeği değiştirmez. Vay be. Cihan. Senin bir çocuğun mu var abi? Ve ben bunu bilmiyorum ha? Ben de yeni öğrendim Cihan. İnci? İnci bizim bildiğimiz İnci. Senin lise aşkın olan İnci. Senin İnci'den çocuğu mu var abi? Evet abicim. Benim bir kızım var İnci'den. İsmi de Masal. Bir dakika, bir dakika. Sen 7 yıldır burada yoksun ki. He? Sen o yüzden okul bitmeden Amerika'ya gittin. Kaçtın yani. Sen bunu yeni öğrenmedin. Bu yeni bir sır değil. Ama ben şimdi öğreniyorum, öyle mi? Cihan. Bak canım oğlum. Bak bu çok gizli bir konu. Anneciğim ne olur bak. Ailemizin içinde kalması gereken bir aile sırrı. Bu sakın gizleme, bir şey söyleme. Olur mu anneciğim? He? Aile içinde kalması gerektiği işimi ben şimdi öğreniyorum anne. He? Ben aileden değilim o zaman. Oğlum. Saçmalama oğlum, ne biçim bir laf bu ya? Yo, gayet öyle. Söylediklerinizi uçuşa koyuyorum. Abimin bir tane çocuğu var. Bu bir aile sırrı ve ben şimdi öğreniyorum. He? Yani mantıken hangi sonuç çıkıyor abi sence? Ben kapıya bakayım. Gizem kahvaltıya geldi. Bu sefer de kovmazsın değil mi anne? Cihan. Mert. Babam bunu duyarsa hiç iyi olmaz. Anne. Gizem'le babam gelmiş. Selam. Hoş geldin canım. Ne haber? İyiyim sen. Hoş geldin baba oğlum. Aylin. Kapıda Gizem'le karşılaştık. Geçmiş olsuna gelmiş. Yani ben oğlumun kaza geçirdiğini başkalarından öğreniyorum. Aşk olsun. Ya niye o kadar delalleniyorsun iki gözümün çiçeği? Ya hakikaten anne, bu ne hız ya, biraz yavaşla. Nereden nasıl olacağımı şaşırdım. Ay çok kızdı çok. Ya orası olmazsa başka yer olur, orası olmazsa başka yer olur. Evet. Ne olacak? Ya Selo! Ya adam gözümüzün içine baka baka yalan söyledi, görmediniz mi? Ya bomboş sinek avlayan dükkanında dünyanın parasını istiyor. Burası niye böyle, şurası niye böyle diyorum. Adam benim yüzüme bakmıyor, Selo'ya bakıyor. Niye Selo'ya bakıyor? O iyi niyetli ya, onu kandırırım zannediyor. Delirtti beni. Sonra da niye kızıyorsun yenge diyor. Kızarım tabii. Şurama kadar geldi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Küçük ya, çabuk doluyor. Doğru. Yalnız yüzbaşı mı? Küfür etmem biraz ters oldu yani. Evet ya. Ters oldu. Ah siz olmasaydınız. Ah siz olmasaydınız. Şu çantamla ağzının ortasına bir patlatırdım. Dünya kaçmayacak görürdü. Adamın verilmiş sadakası var. Ya Allah korumuş adamı. Yalnız anne, seni çok tebrik ederim. Hayatımda ben hiç öyle bir küfür duymadım ya. Yeni bir şey ya. Ulan 40 yıllık annemi tanıyamaz oldum ha. Oğlum sen annana ne sanıyorsun? Bir bu kadar da yerin altında var. Ne gülüyorsunuz? Ne gülüyorsun ya? Yürüyün. Aslan oğlum. Koş koş. Nora oğlum, sen az önce kalkmadın mı sofradan? İnci için bu anne. Niye? Ne demek niye? Kahvaltı etsin diye. Aa, o kadar da değil artık yani, tepene çıkardın sen şu kadını ha. Ne o kadar da değil anne, ne alaka ya? Sabaha kadar gram uyumadan çalıştı. Aç mı kalsın benim aşkım? Ay bir de aşkım diyor, aç mı kalsın benim aşkım?
Ne diyeyim? İbrahim mi diyeyim? Aşkım diyeceğim tabii. Aşkım değil mi? Allah'ım. Oğlum sen aşkım aşkım dedikçe yani benim etimi etime iğneler batı batı veriyor. Yani resmen şu saç diplerim uyuştu. Yine bak yüzüme felç inecek, dudağım kalacak böyle yamuk. Bak o olacak sonunda, söyleyeyim sana. Ya yapma ağzını şöyle anne. Deme öyle şeyler de Allah korusun ya. İki lokma yemek götüreceğim demediğini bırakmadın ya. İki peynir zeytin için ettiğin tantanaya bak. Ay götürmesen ne olur oğlum? Hastanede doktorlar, hastalar, hemşireler acından ölüyor mu? Kantin mantin yok mu orada? Hadi kantin mantin yok diyelim. Dağın başı mı orası? Çıksın kız kendine bir tane simit alsın, kemirsin, yesin. Ya sen ne karışıyorsun acaba? Seni ne ilgilendirir? Yok mu senin dizimizin? Çık yukarı onları izle, sabah programındakilere falan laf et, hadi. Yok efendim, yok. Bak sonra diyeceksin, diyeceksin Mustafa. Ah anam diyeceksin. Güzel anam, canım anam, seni dinleseydim keşke diyeceksin. Hata ettim, bu kız için hiç de değmezmiş diyeceksin. İşte o gün görüşeceğiz bakalım. Sen biliyormuşsun güzel anam da, ah ben seni dinlemedim diyeceksin. Ha. Görürüz oğlum, görürüz. Seni de görürüz. Tövbe yarabbim ya. Tövbe yarabbim. Aşkıma bir kahvaltı hazırladım. Ay resmen uyuşuyor her bir tarafım. Bunlar beni öldürecekler ya. Of Allah'ım yarabbim. Uyuşuyorum resmen of. Ben başından beri şu motor olayına karşıydım zaten. Böyle bir şey olacağı belliydi. Mert hemen o motoru satıyorsun. Ayrıca aşkım sana da çok kızgınım. Böyle bir olay oluyor ve bana haber vermiyorsun. Neden? Babası olarak bundan haberdar olmam gerekmiyor mu benim? Telaşlandım. Korkunca bir an aramak aklıma gelmedi. Ya Turgut amcacığım sana da kızıyorum ama. Hem Aylin teyzem kim bilir nasıl korkmuştur. Yani insan öyle bir durumda telefon aklına gelmez ki. Aylin teyzeciğim ben seni anlıyorum. Peki Cihan sen niye haber vermedin oğlum? Hı? Her gün günde en az 5-6 kez beni arıyorsun. Konuşuyoruz. Böyle bir şey için niye haber vermedin? Babanla günde 5-6 kez konuştuğunu bilmiyordum Cihan. Konuşuyoruz. Söyleme gereği duymadım ama. Sizin de bazı şeyleri bana söyleme gereği duymadığınız gibi. Aile sırrı ya. Ne gibi mesela? Yok bir şey yok. Öylesine söyledim. Önemsiz. Peki. O zaman işin güzel tarafından bakalım. Bazen böyle kötü olaylar aileleri bir araya getirir. Birbirlerine ne kadar ihtiyaçları olduğunu anlarlar. Değil mi aşkım? Ya ne kadar tatlısınız. Böyle bunca yıl sonra böyle aşk. Sen de Turgut amca gibi olacağına söz ver. Sen gerçekten bu çifte özenmek istediğine emin misin? Hı. Neden öyle bir şey dedin oğlum? Siz boşandınız ya. Boşanmış bir çifte özenmesini ben pek anlamadım. Mert, ayrılık küçük aşkları söndürür. Büyük aşkları alevlendirir bazen. Sen dedin mi öyle oldu abi? Kızlar, yoğun değil mi? İnce. Hı? Kahve. Atakan çok teşekkür ederim. Yorulmuşsundur nöbette. Yoruldum tabii. Çok sağ ol ya. Şimdi çok iyi gelecek. Afiyet olsun. Vallahi kahveye ne zaman ihtiyacım olsa orada beliriyorsun. Her zaman. Tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz. Ben geri döneyim. Mustafa. Merhaba. Senin ne işin var burada? Atakan, Mustafa. Mustafa benim eşim. Merhaba. Memnun oldum. Merhaba Atakan. Ben de memnun oldum. Ben de Mustafa.
Karıma kahvaltı. Mustafa ne gerek vardı? Ben yedim zaten. Hem iki saat eve geleceğim. Yedim mi tüh ya? Ben izin isteyeyim. Kahvem de hazır. İnci görüşürüz. Çok memnun oldum. Ne güzel sana kahvaltı getiren bir eşim var. Değerini bil. Sağ ol. İyi bir adama benziyor. Hı, iyidir Atakan. Ben böyle elimde kahvaltıyla kaldım. Hava güzel zaten. Ben dışarıda takılırım. Sonra da beraber eve. Tamam. İnci, bir bakar mısın? Geliyorum hocam. Ben bir işimi halledeyim. Ne işin var senin burada? Dışarı çık. Küçük bir yaramazlık. Sen hiç yaramazlık yapmaz mısın? Ben eğitimciyim. Benim işim yaramazlıkları cezalandırmak. Dışarı çık. Beni reddediyor olman, uzaklaşmam değil, tam aksi. Mert'in bana normalde daha tavırlı olması gerekiyor. Ailenin de öyle. İkisinin de sesini kesen bir şey var. Ve Cihan da bunu biliyor. O yüzden sana hak ettiğin gibi davranmıyorlar. Ya da davranamıyorlar. Hak ettiğin gibi derken anlamadım. Yani daha profesyonel. Şimdi git ve ne olduğunu öğren. Hadi dışarı. Hadi. Sen de daha fazla direnemeyeceksin de. Neyse. Cihan. Oğlum lütfen bak, bu çok hassas bir konu. Rica ediyorum senden. Babana ya da başkasına söylememen gerek. Lütfen. Ya ona söyleme buna söyleme, o işi geçin de şimdi. Tesadüfen duymasaydım ne olacaktı anne? Ne abi? Abi... Gerçekten çok bozuldum ya. Aa, neye bozuldun sen? Ya Mert, yoksa sen benim aşk kuşumu üzdün mü? Aşk kuş? Ha. Cihan, ben seni aşk kuş ol diye büyütmüşüm oğlum ha? Aynı teyzeciğim ya. Sen böyle sanki beni başta sevmedin ama şu an şey gibiyiz. Sevdin sanki ha? Sanki. Çok güzel. Sonra hep birlikte bir yemek yiyelim diyorum. Gizem anlattı da geçen sefer oturmanızla kalkmanız bir olmuş. Sen de yol yorgunuymuşsun. Hep beraber güzel bir yemek yiyelim. Ailecek. Ay ne güzel olur. Nereye oğlum? Bak Mert, o motoru satıyor musun? Başkasına mı veriyorsun? Ne yapıyorsan yap ama bir an evvel kurtul. Bu sefer şanslıydın ama her zaman o kadar şanslı olmayabilirsin. Tamam mı oğlum? Sen nasıl böyle bir şeye izin verebiliyorsun Aylin? Tabii aslında ben de mutlu değilim motor kullanmasından. Mert, ölmek için çok gençsin. Daha evleneceksin, çoluk çocuğa karışacaksın. Abim o işi halletti baba. Sırasını bana verdi. O genç kızların hayalini süsleyen yakışıklı bekar olarak kalacak değil mi abi? Mert. Merak etme. Cihan bir şey söylemez, biliyorum. Ben o kadar emin değilim anne. Ondan sakladığımız için üzüldü. Haklı da zaten. Ama ben biliyorum, sen onun abisisin ve o sana zarar verecek bir şey zaten yapmaz. O kız yüzünden bu hali tavrı. Kız hayatımıza girdiğinden beri zaten bir garip Cihan. Farkındayım anne.
Yani bu sadece benden sakladığınız sabrı falan değil. Tamam, dediğin gibi onun payı büyük, haklı da. Ama bu kız gerçekten Cihan'ın ayarlarıyla oynamış. Ben biraz daha sabredeceğim. Bir daha olursa ben de onun ayarlarıyla oynayacağım artık. Mert. Hı. İnce'ye gitmiyorsun değil mi? Sen beni merak etme. Git aşk kuşunla ilgilen, tamam? Efendim baba. Oğlum sen neredesin ya? Dükkana geldim. Sabahtan beri gelmedi çocuk. Ya baba şeydeyim ben işte hastanedeyim. İnci nöbetçi ya. Ona böyle kahvaltılık getireyim dedim sürpriz olsun diye. Öyle sohbet, muhabbet yani. Oğlum olur mu öyle şey? Sen geleceksin, işine gücüne bakacaksın ya. Sen dükkandan ayrılmayacaksın. Eğer bir şey gerekiyorsa İnci'ye götürmesi gereken ben sabah geçerken bırakırım. Duyuyor musun beni? Ha? Duyuyorum baba. Oğlum bak, akıllı kadın peşinden koşan erkeği değil, işine koşan erkeği sever. Maşallah İnci de zeka küpü. Hadi hadi işin başına oğlum, hadi hadi. Tamam baba, tamam. Gidiyorum şimdi. Birazdan geçiyorum. Tamam, görüşürüz. Aha. Tamam, tamam Nihat baba. Sen merak etme, ben konuşurum onunla. Dışarıdaydı şimdi. Bulur gönderirim sana. Ha yok yok, gerek yok. Ben kendim gelirim. Otobüs var, dolmuş var o kadar. Tamam hadi, bay bay. Mustafa. Durma burada böyle. Aklım bak sende kalıyor. Ya babam da aradı zaten. İşin başına dön diye ayar verdi. Gideceğim, tamam. Ya haklı adam. Ya ne bileyim, öyle senin çıkmana çok kalmadı ya. Hani beraber gideriz diye. Benim Ümmü Hoca ile işim var zaten. Yani işim uzayabilir. Sen git. İyi tamam, peki o zaman. Sen iyisin değil mi? İyiyim. Tamam peki. Görüşürüz. Görüşürüz, sağ ol. İnci Hanım çok pardon, bir bakar mısınız? Efendim anne. Evet, hastaneye geldim. İnci ile konuşacağım. Masal benim kızım ve onu görmek en doğal hakkım. Bu konuyu da artık kapat. Hadi fotoğrafı al. Hadi. Hadi kameraya. Evet. İyi akşamlar. Ha. Aslan. Babacım. İsmin kadar güzel ben bu nasıl Aslan. İnci. Ya senin ne işin var burada? İnci ben gidemiyorum. Ben gidemem. Gayet de gidersin. Çık şuradan. Gidemem. Bak Masal benim kızım. Değil. Masal'ın babası Mustafa. Masal da bunu böyle biliyor ve bu bana gayet yeter. Şimdi seni daha fazla kovmadan çık git buradan. Sen beni 1000 defa da kovsan ben 1000 defa da geleceğim, seni bulacağım. İnci. Alo. Cengiz. Buyur abi. Benim dükkanda emanet var ya, onu hastaneye getirsene. Abi ne oldu? Ya oğlum getirsen bir şey yok, getir.
İnci, daha ne kadar kaçacaksın benden? Ben sürekli seni kovalayacak mıyım her gün ya? İnci. Az önce Mustafa buradaydı. Eğer seni görseydi ne olurdu biliyor musun? Gözünü kırpmadan öldürürdü seni. Bak, Mustafa masala tapıyor. Seni son kez uyarıyorum. Eğer bir daha karşımıza çıkacak olursan seni Mustafa'ya ben söylerim. Sen mi söylersin? Evet. O da gelir beni öldürür öyle mi? Kesinlikle öyle. Arasana. Ara. Hadi. Arasana. De ki masalın gerçek babası gelmiş beni ve kızımı istiyor de. Aynen bu şekilde söyle ona. Ya sana kaç kere söyleyeceğim. Beni de kızımızı da geri alamayacaksın. Kızımızı. Mustafa ile benim kızımı. Bak, sadece benim değil, ailemin de hayali olan bir meslekti bu doktorluk. Şu üstümdeki gömleği görüyor musun sen? Ben bu gömleği giymek için ne kadar zorlandım, sen bunları biliyor musun? Bu gömleğin üstünde masalın kusmuğu var. Annemin duası, abimin, babamın alın teri, Mustafa'nın sabrı var. Bunların senin için bir önemi var mı? Çıkmışsın, gelmişsin buraya, diyorsun ki ben seni de kızımı da geri istiyorum. Bu kızın burada hocaları var, arkadaşları var. Gören olsa ne derler diyor musun? Ama yok, demez. Mert Bey 7 yıl sonra çıkıp gelmiş. Seni de istiyorum, kızımı da istiyorum diyor. Bir de karşıma geçmişsin, ara Mustafa'yı, beni öldürsün diyorsun. Ara, umurumda mı sanıyorsun? Arasana! Bu mu ya cesaret? Ha? Cesaret bu mu? Ben sana söyleyeyim cesaret ne? Babası bir gün çıkıp gelir demeden bir çocuğa yıllarca babalık etmek. Korkaklık ne söyleyeyim mi? Sen onu çok iyi biliyorsun. Abi. Arabaya bin. Ay bak yapma. Cengiz sen dükkana dön hadi. Abi olur yapma bak. Cengiz hadi dükkana dön diyorum sana hadi. Baksana sen be. Gel seninle biraz bir konuşalım. Hı? Konuşalım Mustafa. Aa sen benim adımı da biliyorsun. Ben bilmiyorum senin adın ne? Mert. Pardon yani boşluğuma geldi. Diyorum ki şöyle seninle sessiz sakin tenha bir yere. Ha? Olur Mustafa. Sağ olasın anneciğim. Afiyet olsun. Babacığım çal. Anneciğim kızım afiyet olsun. Şekerler. Ne oldu? Sağ ol. Koyayım şöyle. Sağ ol. Yüzbaşım. Hı. Sakinleştin mi biraz? Sakinleştim. Adam nasıl korktu senden ya? Senden ama. Dizi seyrediyorum susun. Ya. Dizi seyrediyorum. Adamın bıyıkları döküldü korkudan. Bir de adama ne dedi? Ne dedi adama bir de? Sana buradan bir uçarım dedi. Uçardım. Ya nerenle uçacak sana? Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. boşuna yüzbaşı demiyoruz. Adam böyle far görmüş tavşan gibi bakıyor sırtına. Küçücük. O kadar ben ne yaptım ya? Yani?
Yine ne var Tülin? Yine mi? Ay günah mı alıyorsun ama Nihat? Sanki boş yere olay çıkarıyormuşum gibi. Ya Tülin hadi ne diyeceksen söyle. Telefonu açma pişman edin hadi. Ne diyeceğim? Mustafa dükkana geldi mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Yok gelmedi. Ha bak 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 tabii gelemez. Gelemez çünkü İnce Hanım'a kahvaltı yetiştiriyor şu anda. Bir de başka emri varsa hastanede falan soracak, o yüzden nöbet tutuyor orada. Yahu insanın karısının işi kendisininkinden, babasınınkinden daha mı değerli olur ya? Bak saat kaç olmuş hala yok. Niye? İnce Hanım'ın kahvaltı keyfi var çünkü. Tülin sen ne diyorsun ağzının içinde vır 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 vır? Bir baba olarak diyorum, al karşına şu çocuğu, yuları fazla kaptırma de. Bir babalık yap şu çocuğa. Tamam ben konuştum, tamam. Merak etme sen. Merak et, sen merak etme. Benim merakım sayesinde bu ev, bu ocak ayakta duruyor Nihat Efendi. Ben merak etmeseydim hepsini, bütün evi kızın üstüne yapardı. Biz de senden doncak dışarıda gezerdik, sana diyeyim. Ya Tülin uğraştırma beni, tamam. Dükkanda müşteri var, kapatıyorum hadi. Sen ancak kapat Nihat. Seni öldürsem kaç kişi üzülür? Annem. Bir de kardeşim. Baba, öldü mü? Sana ne? İnsan gibi soru soruyoruz lan, cevap ver işte. Sen beni öldürecek misin yoksa saçma sapan sorularınla can sıkıntısından ölmemi mi bekliyorsun? Bu ne ya? Ölmekten korkmuyorum, espri bile yapıyorum havaları falan. Öyle mi yani? Öyle değil mi sence? Bir daha İnci'nin bir kilometre bile yakınına yaklaşmayacaksın. Kızımın da aynı şekilde. Hatta masalı rüyanda bile görsen uyanacaksın, tamam? Ha. Başka? Kolay geldi değil mi? Zaten senin için atla deve şeyler değildir bunlar. Onca zaman umrunda olmadığına göre. Ya umurumdaysa? O zaman işler değişir. Ne gibi? Seni öldürmek zorunda kalırım. Bunun için gelmedik mi zaten buraya? Genç erkekler kendilerinden yaşça büyük kadınlardan hoşlanıyorlar. Yani böyle bir dönemleri var, normal. Evet, erkeklerde öyle kısa bir dönem oluyor. Ama daha sonra gence yöneliyorlar. Değil mi Turgut amca? Aslında kadınlarda o dönem çok daha uzun sürüyor. Yani yaşça büyük erkeklerden hoşlanma dönemi. Cihan, anneni bir arar mısın? Nerede kaldılar bir sor. Mert'e de sor. Neredesin oğlum sen? Aa geldi. Geldi. Hoş geldin, geciktin. Hoş bulduk. Kusura bakmayın. Mert nerede? Aradım ama ulaşamadım. Neyse gelir herhalde. Hoş geldin Aylin teyzeciğim. Hoş bulduk canım. Abinle konuştun mu hiç? Yok. Endişelenmemizi gerektirecek bir durum yok değil mi? Yok tabii ki. Biz başlayalım istersen. Olur tabii, olur.
Senin babanın adı ne? Benimki Mert, benimki de Mustafa. Elbise sen nereden aldın? Bana hediye geldi. Babam geldi. Ya İnci kızım, burada böyle uyunur mu? Bak bir tarafın tutacak, git yemeğe kadar odanda yat bari. Yok baba, uyumayayım şimdi, gece uyuyamam. Yoksa uyku saatim kayar. Sen bilirsin. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Anneciğim sen artık kocaman oldun. Niye babanın kucağına atlıyorsun? Yok, o benim bebeğim. Gel hadi baba dinlensin. Yok. Oyna bakayım bebeklerine. Çok terledim ben. Sıcak bir üstüm başımı değiştireyim ben. Öyle. Efendim Cengiz. Abla sana bir şey diyeceğim ama Mustafa abiye hiçbir şey demeyeceksin. Ne oldu? Söz mü? Tamam söz, ne oldu? Abla benden dükkandaki silah istedi. Hastanedeyim dedi, götürdüm verdim. Bir daha da hiç geri gelmedi. Ne yaptı ne etti bilmiyorum. Tamam, tamam sağ ol. Çok geciktirmeden nişanı yapalım diyoruz baba. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bence güzel fikir. Aylin bakar mısın ailemiz ne kadar güzel genişliyor? Ben aslında biraz aceleci davrandıklarını düşünüyorum. Abisi de öyle düşünüyor. Abimin düşünmesi gereken daha önemli şeyler var anne. Bıraksın da kendi hayatımı kendim karar vereyim ben. Cihan annenle biraz daha kibar konuşur musun lütfen? Hayır baba sen yanlış anladın. Ben anneme bir şey demiyorum. Abi. Mert genelde böyledir. Çok ilgiliymiş gibi davranır ama onun ilgisi bu kadardır. Sahi o nerede ya? Aylin teyzeciğim siz aradınız mı? Kızım dedim ya aradım, ulaşamadım diye. Evet. Amerika Mert'e hiç iyi gelmedi, orası kesin. Dönmeyecekmiş ama. Öyle mi? Ben koşa koşa geri döner zannediyordum. Neden kalıyor peki? Hayatında köklü değişimler olacak gibi. Önemli kararlar eşiğinde bence. Enteresan. Neymiş o önemli kararlar? Bilmem. Ben öyle hissettim. Gelirse sorarsın. Otuz tane, 50 tane çocuğu getirseler, gözlerimi bağlasalar, ben yine masalı bulurum, İnci. Kokusundan bulurum. Acaba o Mert Efendi senin yanında görmeseydi masalın kim olduğunu anlayabilir miydi, tanıyabilir miydi ha? Söylesene, hangimiz masalın babası İnci? Mustafa sen Mert'le mi karşılaştın? Ne konuştunuz? Özür dilerim. Özür dilerim. Bir şey mi yaptın Mert'e? Özür dilerim. Mustafa cevap ver. Bir şey mi yaptın Mert'e? Mustafa. Özür dilerim. Bir daha. İnci'nin bir kilometre bile yakınına yaklaşmayacaksın. Kızımın da aynı şekilde. Hatta masalı rüyanda bile görsen uyanacaksın, tamam? He. Başka? Kolay geldi değil mi? Zaten senin için atla deve şeyler değildir bunlar. Onca zaman umrunda olmadığına göre. Ya umrumdaysa? O zaman işler değişir. Ne gibi?
seni öldürmek zorunda kalırım. Seni öldüremem. Tahmin etmiştim. Niye biliyor musun? Çünkü... Çünkü o zaman masalın boynu bükülür. Babam katil oldu demek zorunda kalır. Hapiste demek zorunda kalır. Kızımın utancı olurum. İnci ile benim masalım bu. Bu masalın kahramanı benim. Ben kurdum bu aileyi. Sen kimsin? Adına bile yakışmayan bir adamsın sadece. Al sen beni al. Sen beni vur. Sen beni vurursan o zaman... O zaman... Bir adam geldi babamı vurdu der masal. Yine çok üzülür. Ama en azından o zaman beni lanetle değil... rahmetle anar. Acımı değil. Belki anım kalır. Al şu silahı. Al! Al şu silahı! Biliyor musun? Kafasına silaha dayadığımda korkmadı. Bir korku belirtisi görmedim yani. Şaka bile yaptı. Hatta... Anladı onu öldüremeyeceğimi. İnci. Bir şey soracağım. Alamazdı mı? Kızımı. Kızımı benden alamazdı mı? Ha? Seni. Sizi benden alabilir mi? Cihan o zaman 10 yaşlarında falan. Komşumuzun bir kızı vardı. Neydi ismi? Meltem. Meltem. Bak ismini unutmamış bir. Meltem. Konuşacağız seninle bu unutamadığım Meltem'i. Bundan biraz büyük. Böyle 16-17 yaşlarında falandı değil mi? Böyle Cihan'ın yanaklarından seviyor. Hadi bir an evvel büyüdü evlenelim falan diyor. Bir gün Meltem'e ders çalışmaya gitti. Anne, işte beni çok aramışsın, şimdi gördüm. Mum yakmışlar. İyiyim, merak etme. Bizim evin oradaki sahilde oturuyor. Hocam diye eğilmiş, saçları tutuşuyor. Farkında değil. Oh, iyi olmuş Meltem ha. Ben sana soracağım bunları bir bir. Hmm.
Mert. Mert oğlum ne yapıyorsun burada tek başına? Ya sen saatlerdir beni o adamla nasıl yalnız bırakırsın? Hem de Cihan da böyle bir durumdayken. Mert. Mustafa ile tanıştım anne. Anladı mı seni? Ha, Masal'ın babası olduğunu anladı mı? Anladı tabii. Ne dedi? Ne dediğiyle pek ilgilenmedim. Ama İnci ile Masal konusunda gayet ciddi olduğumu anladı, o bana yeter. Oğlum yapma. Bak herkesin çok canı yanacak, ne olur. Herkes bunu söylüyor ya. Sen, İnci, Mustafa. Yok sen kaçtın, yok sen korktun, yok bilmem ne yaptın. Ben buradayım ya. Buradayım ben. Ne yapacaksın? Evine gideceğim. Ne? Ne demek evine gideceğim? Oğlum sen ölüme mi gidiyorsun? Hayır anne, ben ölümden döndüm. Sen eve git, ben döneceğim. Olmaz, bırakmam. Anne, bak. Ben 7 sene boyunca aynaya bakarken ne kadar zorlandım, senin haberin var mı? En azından aynaya bakacak yüzüm olsun. Anneciğim, babanın başı ağrıyor, uyuyor biraz, tamam mı? Anneciğim, başı ağrıyor dedin ya kızım. Hadi geç. Senin gibi karısı var, başı ağrımasında ne yapsın? Anne, anneannelere bakalım mı bir ne yapıyorlar? Hadi gel. Gel bakalım işte. Aman aman, gidin gidin, eksik kalmayın. Tülin, şu kızla uğraşmayı bırak. Bak, son kez uyarırım, çok kötü olacaksın sen ha. Yüzbaşı böyle derin bir nefes aldı. Ondan da eyvah dedim, geliyor. Geliyor dedim. Sonra gözlerini böyle kıstı. O şeyi masaya vurdu anladın işte. İnanılmaz. Vallahi hepimiz elimizden bir sıçradık, görmen lazım. Sonra adama ne dedi? Sen hepsi ne diyorsun ulan dedi. Eyvah. Adam kireç. Bulanık. Abi. Dostum bakar mısın? Merhabalar, hoş geldiniz. Kaç kişi olacaktınız? Yok, ben onun için gelmedim. Geçenlerde burada küçük bir kızın doğum gününü kutladık biz. İsmi Masal. Dayısı var, taksi şoförü. Tufan Sağlam. Tanıyor musun? Ha, Tufan abi, tanıyorum evet. Heh, nerede oturuyor biliyor musun? Tabii abiciğim, gel bak ben sana şöyle göstereyim. Abiciğim şimdi bu sokağı dümdüz takip et. Sokağın sonunda sağda bir bakkal olacak. Bakkalı gördün. Sağdan gir, bakkalın olduğu sokaktan bir yokuş gelecek. Yokuştan sonra kime sorsan gösterir abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kuzum, geçti mi başının ağrısı? İnci ile Masal nerede? Sen başını çevirince anasında alıyor soluğu. Tutamıyoruz kendisini. Am yarabbim ya, aşağıdalar oğlum, aşağıdalar. Ben de yatayım artık. İyi geceler. Tamam kusura, iyi geceler. Allah rahat versin. O zaman ben de yavaştan müsaadenizi isteyeyim. Abi sen niye yatıyorsun ya? Ya çok yoruldum bugün. Ben yarın görüşürüz. Kardeşim. Tamam oğlum, hadi Allah rahatlık versin. Yani şimdi baya lokanta işine mi giriyoruz? Ama orası olmaz. Olmaz, tamam oğlum. Ya orası olmaz da başka yer olur ya. Hani orası olmazsa yani kendi yağımızda kavrulacak bir yer buluruz ya. Hayırlısı olsun bakalım.
Ay uyumuş benim kuşum. Anne o zaman biz de kalkalım. Masal. Ne uyandırıyorsun kızım? Bırak. Yok kızım. Kalsın buradan olacak. İyi tamam o zaman Mustafa abi son. Tamam. İyi geceler babacığım. Bana bak. Sen de bir haller var ama. Neyse sonra konuşuruz. Mustafa, hı. İyi misin? Siz iyiyseniz iyiyim. İyiyiz biz. İnci.